Kayseri Tomarsa Beydağ Dernek Başkanı Mustafa Çura. Aramızda da hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kuruluş konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Efendim hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bizleri televizyonları başında izleyen bütün vatandaşlarıma hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımı yürekten kutluyorum. Çünkü Cumhuriyetimizin 96. yılını hep birlikte görkemli törenlerle kutladık. Bayramımız kutlu olsun diyorum. Gazi Mustafa Kemal'in en büyük eserim diye tanımladığı Cumhuriyet. Vatandaş olmanın bilincine ulaştık. Kimsenin kulu kölesi olmayacağız. Bu özgür ülkenin olacağız. Bunu bize sunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, gaziler, şehitler ama herkese minnet borçluyuz. Şükran borçluyuz. Onları saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun. Elbette Cumhuriyet yoksulluklar içinde kuruldu. Devraldıkları Cumhuriyet üreten bir Cumhuriyet değildi. Fabrikaları olmayan, büyük ölçüde mali bağımsızlığını, ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş, hatta %100'e yakın ölçüde kaybetmiş bir devlet teslim aldılar. Duyunu umumiye idaresini düşünürseniz o dönem Cumhuriyet'in hangi koşullarda kurulduğunu çok daha iyi anlarız. Elbette ki Cumhuriyet kurulurken ta en baştan beri Gazi'nin kafasında egemenlik bila kaydı şart milletindir ilkesi vardı. Padişahın değil, bir adamın değil, üç adamın değil, beş adamın değil, bir sınıfın değil, bir aşiretin değil. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir ve milletin desteğini her ortamda aramıştır. Elbette ki bu mücadeleyi yaparken bütün mazlum ülkelerden de destek görmüştür. Bütün mazlum ülkelerden. Bakın değerli arkadaşlarım, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Cumhuriyet kurulduğunda Türk Cumhuriyetlerinden de büyük ölçüde yardım ve destek gelmiştir. Hindistan'a kadar uzanan, Afganistan'dan Hindistan'a kadar uzanan o zincirde pek çok kişi, kurum bize desteklerini esirgememişlerdir. Buhara Cumhuriyeti, yani şimdiki Özbekistan. O dönem üç kılıç ve bir de Kur'an gönderirler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. 17 Ocak 1922'de. Kur'an şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kütüphanesindedir. Hatta bu Kur'an geldikten sonra kütüphane neden kurulmuyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neden bir kütüphane kurulmuyor diye Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalar olmuştur. Belki o Kur'an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kütüphanenin kurulmasına vesile olmuştur, hızlandırmıştır. Ve üç kılıç gönderilmiştir. Kılıçlardan birisini Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya verirler. Diğerini Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya, üçüncü kılıcı da 9 Eylül'de İzmir'e girerek hükümet konağına Türk bayrağını çeken Bölük Komutanı Yüzbaşı Şerafettin Bey'e verilir. Dolayısıyla
Bu anlamlı bağışları yapan gerçekten de soydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bütün İslam dünyasında da cumhuriyet kurulduğunu görüyoruz. Ve o coğrafyaya önderlik yapan Gazi Mustafa Kemal'dir ve onun arkadaşlarıdır. Onu tekrar rahmetle ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyeti kurduk ama cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor. Her ada atacağımız her adımda demokrasinin erdemlerini geniş kitlelere aktarmamız gerekiyor. Ne dedik? Hiçbir sınıfa, hiçbir kişiye, aşirete özel ayrıcalık tanınmamıştır. Yani üstünlerin hukuku yoktur. Yani egemenlerin hukuku yoktur. Herkes eşit vatandaştır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Bu ülkeden yola çıkılarak devlet oluşturulmuştur. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de hep seçilmişler temsil etmişlerdir. Cumhurbaşkanı seçimle gelmiştir, seçilmiştir parlamentoda veya halk tarafından seçilmiştir ve seçimle gelmiştir. Ama Cumhurbaşkanı herhangi bir şekilde görevinden ayrıldığı zaman onu yine seçimle gelen birisi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı temsil etmiştir. Ama anayasa değişikliğiyle rejim değişmiş, cumhuriyette büyük adımlar, geri adımlar atılmış ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni eğer Cumhurbaşkanı bir yere gittiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı değil, atamayla gelen bir başka kişi temsil etmektedir. Demokrasilerde, demokratik anlayışta ne kadar geriye düştüğümüzü bu örnek çok somut bir şekilde bize gösterir. Her seferinde söyledim. Madem demokrasi diyoruz, madem milletin egemenliği diyoruz, madem millet en büyük güçtür diyoruz, gücümüzü hak, o zaman neden bazı durumlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni seçimle gelen değil de atamayla gelen birisi temsil eder? Bunun düzeltilmesi lazım. Bunu tekrar bütün vatandaşlarıma hatırlatmayı temel bir görev biliyorum. Değerli arkadaşlarım, cumhuriyetimiz elbette ki yaşatacağız. Cumhuriyeti elbette ki demokrasiyle taçlandıracağız. Bu konuda mücadele, sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Üstünlerin hukukunu değil, tek adamın hukukunu değil, bağımsız mahkemeleri ve herkesin eşit olarak yargılandığı veya eşit vatandaş olarak aynı haklara sahip olduğu güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırarak amacımıza ulaşacağız. Bu mücadele bizim hak mücadelemizdir. Bu mücadele bu ülkeyi kuranların bize emanet ettiği Türkiye'yi yüceltme mücadelesidir. Bu mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bütün çağdaş ülkelerin gözünde en etkili Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş, onuruyla yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti algısını yerleştirmek için yapacağımız, gerçekten de İçten yapacağımız bir mücadeledir. Elbette ki demokratik standartlar geriye gidince, devlet dediğimiz kurum büyük ölçüde yıpranınca, dış politikada Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakılıp saray tamamen dış politikayı yönlendirmeye kalkınca Türkiye'de farklı şeyler de olmaya başladı. Demokratik standartlarda geriye gidiş başladı. Hapishaneler tıka basa dolmaya başladı. Amerikan Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi'nde sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir yasa tasarısı edildi. Önümüzdeki süreçte Senato'ya gelecek. Öncelikle şunu gayet açık ve net ifade etmek isterim. Her ülkenin tarihinde acı olaylar vardır. Hiçbir ülke çıkıp şunu diyemez: benim tarihimde acı olaylar olmamıştır diye. Ama tarih siyasetçilerin işi olmaktan çok tarihçilerin işidir. Tarihte yaşanan olayları, acı olayları günümüze taşıyıp onları siyaseten bir intikam alma aracı haline dönüştürürseniz bu doğru olmaz. Hiçbir ülkeye yakışmaz. Hiçbir ülkeye.
Acı olaylar var mı? Elbette var. Tarihçiler incelesinler, elbette incelesinler. Sadece bizim tarihçilerimiz değil, bütün dünya tarihçileri incelesinler. Hatta Türkiye Cumhuriyeti rahmetli Ecevit döneminde, hükümeti rahmetli Ecevit döneminde Ermenistan'a çağrıda yaptı. Yani bizim tarihçiler artı sizin tarihçiler bir araya gelsinler, bu olayı incelesinler. Kaçacak, göçecek bir şey yok. Belgeler duruyor zaten. Sadece bizim arşivimizde değil, Ermeni arşivlerinde de duruyor. Rusya'da da duruyor. Amerika'da da duruyor. İngiltere'de de duruyor. Gelelim hep beraber arşivlere bakalım. Olayı bütün ayrıntılarıyla öğrenelim. Ama bunu alıp da benim dediğimi yapmadın, benim söylediğimin dışına çıktın, ben egemen gücüm, söylediğim alanın dışına çıkarsan intikam alırım, bak Ermeni olaylarını tekrar gündeme getiririm, intikam alırım derseniz bu doğru değildir. Bu doğru değildir. Bunu asla ve asla doğru kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Asla ve asla. Bakınız, 6 Şubat'ta ben gene buna benzer bir olay, Macron, Ermeni soykırımı ile ilgili, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir açıklama yaptığında ben grupta şu açıklamayı yapmışım. Geçmişte yaşanan acı olayların günlük siyasi hesaplara malzeme yapılması, iki toplum arasında yeniden köprü kurulmasına yardımcı olmamaktadır. Yapılması gereken Türkiye ve Ermenistan halklarının ayrışmasını ortadan kaldıracak adımların atılması ve yeni nesillerin çatışmacı değil, barışçı bir anlayış esasına dayalı biçimde geleceğe bakmalarını sağlamak olmalıdır diyorum. Sadece bu duyarlılık bende değil aslında. Bu duyarlılık sadece tarihçilerde de değil. Bu duyarlılığı ilk kez ve altını çizerek dile getirenlerden birisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1 Mayıs 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapar. Şöyle söyler Gazi: Ermeni sorunu denilen ve Ermeni milletinin isteklerinden çok dünya kapitalistlerinin ekonomik yararlarına göre çözülmek istenen sorun Kars Antlaşması'yla en doğru şekilde çözüme ulaşmış oldu. Yüzyıllardan beri dostluk içinde yaşayan iki çalışkan halkın iyi ilişkileri memnuniyetle yeniden kuruldu der. Evet, egemen güçlerin, dünya kapitalistlerinin silah olarak kullandıkları bir olayı 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaptığı konuşmada ifade etmiştir. Dolayısıyla Amerikan halkıyla bizim herhangi bir sorunumuz yok. Amerikan halkıyla. Ama Amerika'daki politikacıların Türkiye'yi düşman ilan edip, düşman görüp belli tavırlar içine girmeleri, Temsilciler Meclisi'nde bu tür olaylara kalkışmaları bizim vicdanımızı rahatsız ediyor. Yakıştıramıyoruz. Asla doğru değildir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla kabul edilen, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bu yasa tasarısının umarım Senato'da kabulü olmaz ve Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler bir çıkmazın içine sürüklenmez. Burada bir şeyin altını özenle çizmek isterim. Biz bunları söylüyoruz. Amerika'nın yaptığı işin doğru olmadığını biliyoruz. Her yerde, her ortamda bunu ifade ettik. Fransa'da mecliste görüşülürken bu milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik. Çıkmasın diye, yanlıştır diye. Hemen hemen her yerde bunun mücadelesini CHP olarak üstümüze düşen şekliyle yerine getirmeye çalıştık. Ama değerli arkadaşlarım, eğer siz dış politikada, Dışişleri Bakanlığı'nı ve bürokratlarını tamamen devre dışı bırakırsanız, dış politikada bugüne kadar elde edilen bütün birikimleri bir tarafa iter, sarayda kurduğunuz dar bir grupla dış politika oluşturursanız, Türkiye çıkmazlara sürüklenir. Ve bugün dış politikada ciddi açmazlarla karşı karşıyayız. Sözde Amerika'da Türkiye lehine lobi yapacak firmalar tuttular. Saray gitti, firmalar tuttu. Türkiye'yi övün, beni övün, ben çok iyi adamım diye. Ödedikleri para, 13 milyon dolar para ödendi. Lobiler Türkiye Cumhuriyeti lehine
insanları kazansınlar diye. 13 milyon dolar. 13 milyon dolar çöpe atıldı. Lobi şirketlerine bu parayı vereceğimize başka yerlere ödeseydik belki çok daha farklı sonuçlar elde edecek. Nereye gitti bu para? Kime verildi bu para? Hepsini biliyoruz. Çünkü Hazine Bakanlığı internet sitesinde Amerika'da lobi şirketleriyle eğer sözleşme yapıyorsanız sözleşmeyi mutlaka bir örneğini göndermek ve onlar da kendi internet sitesine koyarak yayınlamak zorundadırlar. Bu tablo hiçbirimizin göz ardı edemeyeceği bir tablodur. İkinci yanlışlık. Değerli arkadaşlar, Amerika'nın ne olduğunu bilmeyen, Amerika'da siyaset yapmanın ne olduğunu bilmeyen bir saray sosyetesi Türkiye'yi Amerika'da bu noktaya sürükledi. Amerika'da bir başkanlık var ama güçlü bir kuvvetler ayrımı var. Temsilciler Meclisi var, Senatosu var, başkan var. Siz bütün dış politikanızı Trump eksenli yürütüyorsunuz. Trump'ı nasıl ikna ederiz diye onun üzerinde götürüyorsunuz. Temsilciler Meclisi tamamen devre dışı. Senato tamamen devre dışı. Diğer kurumlar tamamen devre dışı. Her şey Trump'a endekslenmiş vaziyette. Ve Türkiye kaybeden ülke olarak ortaya çıktı. Değerli arkadaşlarım, Türkiye uygulanacak olan bir ambargonun hiçbir sonuç doğurmayacağını burada da ifade etmek isterim. Uygulanacak bir ambargonun Türkiye'de herkes tarafından reddedileceğini de buradan ifade etmek isterim. Eğer örnek alıyorlarsa Kıbrıs Barış Harekatı'na baksınlar. O dönemde de ambargo uygulandı. Ne oldu? Ambargoyu reddettik. İstediğiniz kadar uygulayın dedik. Ama biz inandığımız yolda yolumuza devam edeceğiz dedik. Aynı kararlı bekliyoruz. Aynı kararlılığı bekliyoruz. Çıkarlar mı onu bilmiyorum. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmanın yolu adaletten geçiyor. Adalet varsa cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırırsınız. Hukuk varsa, hak varsa, hukuk varsa, adalet varsa demokrasiyle taşlandırırsınız. Birisine üstün vasfı vermeden herkesi eşit kabul edip hukuk eşit davranırsa herkese orada adaletten söz edebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de adalet var mı? Hayır. En somut örneği Eren Erdem olayıdır. En somut örneği. Diğerlerine hiç girmiyorum. En somut örneği Eren Erdem olayıdır. Tam 486 gündür hapiste. 486 gün. Değerli arkadaşlar, tahliye edildi. Mahkeme tahliye kararı verdi. Ama başka bir mahkeme tutuklanmasına karar verdi. Gizli tanık beyanlarını inkar etti. Dedi ki bana özel imkanlar sağladılar. Böyle ifade ver diye. Ben de o ifadeyi verdim. O nedenle aslında Eren Erdem'in herhangi bir suçu yoktur diye. Ona rağmen içeride kaldı. Yani herhangi bir delil yok aslında. Dosyayı açan kişi de gizli tanık beni savcı yönlendirdi diyor gizli tanık. Beni savcı yönlendirdi böyle ifade ver diye. O savcının da SK Genel Sekreteri olduğu daha sonra ortaya çıktı. Şimdi malum görevinden alındı. Ve dosyası 5 aydır istinaf mahkemesinde bekliyor. 5 aydır. 5 aydır dosyanın kapağını açmıyorlar. Şimdi o yargıçlara gerçekten sormak isterim. Ya bu kadar vicdansızlık olur mu? 5 aydır niye dosyaya bakmıyorsun? Varsa delil suçla. Yoksa beraatine karar ver. Hangi gerekçeyle tutuyorsunuz içeride? Hiç meraklanmasın. Eren Erdem içeride kalabilir. Eren Erdem içeride kaldı diye düşüncelerinden vaz mı geçecek? Eren Erdem içeride kaldı diye hak, hukuk ve adalet demeyecek mi? Eren Erdem içeride kaldı diye adaletsizliğe isyan etmeyecek mi? Edecek tabii. Edecek.
Tabii Eren Erdem içeride, Osman Kavala da içeride. Tam 729 gündür içeride. Bir sivil toplum örgütünün yöneticisiydi. 729 gündür içeride. İçeride avukatlar var, içeride askeri öğrenciler var, içeride masum insanlar var, içeride ifadesi alınmayan insanlar var. Tıklım tıklım dolu, hapishaneleri tıklım tıklım dolu bir Türkiye gerçeği var değerli arkadaşlarım. Adalet sadece hapiste olanlar için geçerli bir kavram değil aslında. Günlük yaşamımızda da adalet ararız. Günlük yaşamımızda da. Soma işçilerini düşünün. Hak arıyorlar. Eğer belli bir tarihe kadar haklarımız teslim edilmezse zaman aşımına uğrayacak diyorlar. E haklarımızı nasıl arayalım? Kırıp dökmeyeceğiz diyorlar. Ne yapacağız? Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Sorunu çözüm adresi neresi? Ankara. E yol verin yürüyelim. Haklarımızı arayalım. Hayır. Biber gazı. Sopa. Yürümeyeceksin. Yürüyemezsin. O zaman oturacağız. Haklarımızı arayacağız diyorlar. Şimdi ben özellikle AK Parti'ye oy veren değerli vatandaşlarıma seslenmek isterim. Onların vicdanlarına seslenmek isterim. Soma faciasında kaç kişi hayatını kaybetti? Soma faciası sonrası herkes ortaya çıkıp ya bu işçiler haklı, bunların hakları verilmeli diye defalarca ama defalarca demeçler, açıklamalar yapmadılar mı? Aradan geçti yıllar ya. Bu işçilerin hakları niye verilmez? Niye verilmez? Hangi gerekçeyle verilmez? Yazık günah değil mi bu insanlara? Hakları verilmedi değerli arkadaşlarım. Yine aynı şekilde Eskişehir'de işçiler vardı. Onlar da hak arıyorlardı. Onlar da aylardır ücret alamıyorlar çalıştıkları halde. E onların da çoluk çocuğu var. Onlar da bir aileye bakıyorlar. Onlar da Ankara'ya yürümek istediler. Hak aramak için. Onlara da cop ve biber gazı yürüyemezsiniz diye. Başka bir örnek vereceğim size. Bolu örneğini vereceğim. Bolu'da işten atılan işçiler vardı. Biz hiçbir işçinin işten atılmasını istemeyiz. Ama bankamatik işçileri hariç. Onlar hariç. Yani hiç gitmeden belediyeden para alıp geçinen onları kabul etmeyiz. Onlar da yürümek istediler. E yürüyebilirler. Nasıl yürüdüler? Polis gözetiminde Ankara'ya kadar yürüdüler. Onların güvenliğini polis sağladı. Ya o da işçi, o da işçi. Biz yürümesin demiyoruz bakın. Yürüyebilir, hakkını arayabilir. Ama Bolu'daki işçilere yapılanla Soma işçilerine ve Eskişehir işçilerine yapılanlar arasında dağlar kadar fark var. Birisinde biber gazı ve sopalar, öbüründe polis gözetiminde güvenlik içinde Ankara'ya kadar yürümeler. Benim işçim onun işçisi. Olmaz. İşte bu adaletsizliktir. Bunu da AK Parti'ye oy veren vatandaşların vicdanına seslenerek ifade ediyorum. O da vatandaş, o da vatandaş. O da işçi, bu da işçi. O da aylık alıyor, bu da aylık alıyor. O da hak arıyor, bu da hak arıyor. O zaman neden birilerine el bebek, gül bebek, neden birilerine biber gazı ve sopa? Neden? Onlar da insan. Onlar da bizim vatandaşımız. Onlar da hak arıyorlar. Birilerine sağladığın imkanı diğerlerine de sağla. Ben Bolu'da yürüyüş yapan işçileri niye yürüdü diye suçlamıyorum. Bakın onun altını özenle çizeyim. Onun da yürümeye hakkı var. Gelsin yürüsün. CHP genel merkezine kadar yürüdüler. Elbette yürüsünler dedi. Hak arıyorlarsa eyvallah. Sonunda bir anlaşma oldu. Onların büyük bir kısmı Bolu'da görevlerine başladılar. Hiçbir sorunumuz yok. Ama diğer işçiler için gerçekten ciddi sorun var değerli arkadaşlar. Hak arama sadece bununla da bitmiyor. Demokrasi farklı bir kavram. Demokrasilerde medya özgürlüğü vardır. Bir olay olduğu zaman gazeteci oturur haberin ayrıntılarını, bizim görmemiz, vatandaşın görmesi gereken ayrıntıları araştırır, bulur ve yayınlar. Şimdi habire bir şey olduğu zaman yayın yasağı getiriyorlar. Örnek vereyim size. Bir yerde rüşvet operasyonu mu oldu? Yayın yasağı. Yayınlayamazsınız. Suriye'ye silah gidiyor, yayın yasağı. IŞİD saldırılar yapmış, yayın yasağı. Rus büyükelçisine suikast yapıldı, yayın yasağı. Soma işçilerinin yaşadığı facia, yayın yasağı. Çorlu tren kazası, yayın yasağı.
Alada yurt yangını yayın yasağı. Otoyolda iş kazası yayın yasağı. Man Adası belgeseli çektik, ona da yayın yasağı. Niçin yayın yasağı getiriyorsunuz? Vatandaş bilgilenmesin diye. Ama güzel şeyler oluyor bazen. Anayasa Mahkemesi gerçekten de demokrasiye yakışır bir karar aldı. Dedi ki, yayın yasakları demokratik bir sistemde ifade ve batın özgürlüğüne yönelik bir müdahaledir, müdahaledir ve kabul etmiyoruz dedi. Bu güzel bir şey. Demokrasi çıtasını yükselttiği için Anayasa Mahkemesi'ne oy birliğiyle aldığı bu karar nedeniyle yürekten teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlarım. Başka yerlerde de adalet aramalıyız. Parası olanla parası olmayan mesela. Parası olan bastırıyor parayı, askere gitmiyor. Eyvallah. Bedelli. Bedelini ödüyor, askere gitmiyor. Parası olmayan askere gidiyor. Peki ona bir hak tanınıyor mu? Hayır. Grup başkan vekili arkadaşlarıma söylüyorum. Bir kanun teklifi hazırlayın. Kanun teklifi. Askere giden paralı askerlik yapanlar için bir şey demiyor. Parayı bastırdı, askere gitmiyor. Ama eğer bir kişi askere gidiyorsa, bedelli askerlik yapmıyorsa, askerlik yaptığı süre içinde onun sosyal güvenlik primlerini Milli Savunma Bakanlığı ödesin. Yani bir görev yapıyor, askerlik görevi yapıyor, onu sonra borçlandırıyorlar. İleride ödersin diye. Asker görev yapıyor, parayla da yapmıyor, alın teriyle yapıyor, ülkesini seviyor. Sen de sosyal güvenlik primini yatır ya. 65 yaşına gelince emekli olacak. 4 ay 4 ay, 5 ay 5 ay, 10 ay 10 ay sosyal güvenlik primini Milli Savunma Bakanlığı ödesin. Kanun teklifimizi hazırlayalım ve verelim. Hem ekonomide de adalet. Ekonomide de ciddi sorunları var. 2020 bütçesi gelecek. Bütçe ile ilgili bir rapor hazırlamış. Daha doğrusu bir her yıl gelen bütçe ile ilgili rapor var. Raporun bir bölümünde bütün bu yaşanan ekonomik krizin sorumlusu olarak şunu söylüyorlar. Emeklilere yapılan bayram ödemesi ekonomik krizin nedenlerinden birisi. Yaşlılık aylıkları ekonomik krizin nedenleri. Kamu görevlileri ve işçilere yapılan enflasyon zammı. Yani enflasyonun altında kalsa kriz olmayacak ama enflasyon zammı verdikleri için oldu. Yapılan ilave personel atamaları bütçe giderlerindeki artışın temel sebeplerindendir diyor. Ya akıl var, mantık var. Bütün emekli kardeşlerime seslenmek isterim. Bütün emekli kardeşlerime. Senin hakkını savunduk. Sonuna kadar savunduk. Bayram ikramiyesi dedik. Defalarca söyledik. Miting meydanlarında söyledik. Çarşıda söyledik. Pazarda söyledik. Televizyonda söyledik. Sonunda verdiler. Şimdi verdikleri ikramiye için diyorlar ki eğer emekliye ikramiye vermeseydik bu ekonomik kriz olmazdı, memlekette bu hale düşmezdi. Yine sorumlusu sen oldun kardeşim. Eğer sen gidip AK Parti'ye oy verirsen iki elimde yakanda olacak. İki elimde. Krizin sebebi faiz arkadaşlar, faiz faiz. Bakın ekonomik gider yine aynı raporda diyor. Bütçe giderleri diyor 2019'un ilk 8 ayında %22.8 arttı diyor. 22.8. Faiz giderleri ise %38, 10 puan fazla. 38.1 artarak 69 milyar lira olmuştur diyor. Demek ki sebep borçlanma. Tefecilerin eline Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşürdün kardeşim sen. Borç almadan memleketi yönetemiyorsun. Niye memuru, niye işçi, niye emekliyi suçluyorsun? Krizin sebebi olarak gösteriyorsun. Faturayı onlara çıkarıyorsun. Parayı ödemeseydin bu olmazdı. Tasarruf yapıyor musun? 13 tane uçağın var ya, 13 uçağın var ya. Bana söyler misin dünyada hangi devlet başkanının 13 tane uçağı var? Hangi saltanattır bu ya? Lale devrini bile geçtiler. Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla ekonomide de ciddi sorunlarımız var. Bakın açlık sınırı 2058 lira. Açlık sınırı. Asgari ücret 2020 lira. Diyorlar ki yine
İktidar faiz lobilerine karşı direndi, enflasyon düştü. Ama Türk İş gayet güzel bir rapor hazırlamış. Diyor ki Türk İş, hayır diyor, enflasyon ondan nedeni düşmedi diyor. Hayır, enflasyonun düşüşünün faizle ilgisi yok diyor. İnsanların alım gücü geriledikçe faiz de düşüyor. Yani vatandaşın alacak gücü yok, parası pulu yok, parası pulu kalmadı diyor. Alışveriş yapamıyor diyor. Geçinemiyor diyor. Kim söylüyor? Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu diyor. Ve işsizlik 8 milyonu aştı. Geniş tanımlı işsizlik miktarı. Bugün kapalı grup toplantımızda yeni gelecek olan, yeni gelen daha doğrusu vergi yasa teklifiyle ilgili görüşmelerde yapıldı. Aslında işin özü şu, yeni gelen vergiler de yine milletin sırtına binecek. Vatandaş yeni vergilerle karşılaşacak. Sanki durumu çok iyi, sanki hiç vergi ödemiyor. Yeni vergiler gelecek, yeni vergilerle vatandaş karşı karşıya kalacak. Bu vergi kanunu çıkarılırken hiç kimsenin, iş dünyasından hiç kimsenin görüşü alınmadı. Oysa Ekonomik Sosyal Konsey dediğimiz bir anayasal kurum var. Neden işverenleri çağırmıyorsun? Neden esnafı çağırmıyorsun? Neden çiftçiyi çağırmıyorsun? Neden sanayiciyi çağırmıyorsun? Neden memuru çağırmıyorsun? Neden işçileri çağırmıyorsun? Yeni vergiler çıkarıyoruz. Durumunuz nedir? Düşünceniz nedir diye bize açıklayabilirlerdi. Ama bunlar yapılmıyor. 5 Şubat 2009'dan bu yana Ekonomik Sosyal Konsey toplanmıyor. Hangi adalet, hangi hukuk, hangi düşünce? Bunların sorgulanması lazım. Asgari ücret 2020 lira ama yeni bütçe tabii Erdoğan'ın maaşını artırıyor. Ne kadar? 74.500 liradan 81.250 liraya çıkarılıyor. Erdoğan'ın maaşı. Geçinemiyor tabii adamcağız, ne yapsın? Geçinemediği için 81 bin lira. Geçinebilseydi bu kadar artırmazlardı zaten. 7 bin lira artırıyorlar. Asgari ücretin çok çok üstünde. Asgari ücret 2020 lira. Erdoğan'ın maaşındaki artış 7 bin lira. Bütün asgari ücretli kardeşlerime sesleniyorum. Asgari ücretli ayda 2020 lira alan bütün işçilere sesleniyorum. Hala sen gidip Erdoğan'a oy mu vereceksin kardeşim? Hala gidip 81 bin lirayla geçinemiyorum diyor. Sen 2020 lirayla geçinmeye çalışıyorsun. Elini vicdanına koy. Elini vicdanına koy. Bunu söylüyorum ama başka bir şey daha var. 2020 lira alan elektrik parası ödüyor. Doğalgaz parası ödüyor. Yeri geliyor kömür parası ödüyor. Su parası ödüyor. Dolmuş parası ödüyor. Metro parası ödüyor. Otobüs parası ödüyor. Yani para ödüyor. Günlük harcamalar. Kira ödüyor. Ama Erdoğan bunların hiçbirisini ödemiyor. Ne dolmuş parası, ne uçak parası, ne yol parası, ne metro parası, ne doğalgaz parası, ne elektrik faturası. Hiçbir şey ödemiyor. Hiçbir şey ödemiyor. Aylığı 74 bin liradan 81 bin liraya çıkıyor. Asgari ücretliye diyorlar ki sarın maaşına zam yaptık, ekonomi krize girdi diyor. Artık asgari ücretinde oturup düşünmesi lazım. Elini vicdanına koyup düşünmesi lazım. Bu memleket kimin için yönetiliyor? Kimin için? Kimin çıkarları için yönetiliyor bu memleket? Bunun düşünmesi lazım. Efendim, 26 Eylül'de resmi gazetede tarım desteklemelerine ilişkin kararname yayınlandı. Bazı ürünlere destek var, doğrudur. Olması da yerindedir. Ama bazı ürünlere tarımsal destek yapılmadı. Ayçiçeği, soya, aspir, kanola, pamuk, mısır, nohut, mercimek, kuru fasulye, çeltik. Bunlarla ilgili geçen yılın rakamları aynı tutuldu ve zam yapılmadı. Niçin? Dışarıdan alacaklar. Yabancı çiftçiyi büyütecekler. Değerli arkadaşlarım, normalde Tarım Kanunu 21. maddesi uygulansaydı çiftçilere 2020 yılında 48 milyar 700 milyon lira para ödenmesi gerekiyordu. Teşvik. 48 milyar 700 milyon lira çiftçiye teşvik verilmesi gerekirdi. Ama 2020 yılında 48 milyar değil 22 milyar lira ödenecek.
yani çiftçinin hakkı olan 26 milyar 700 milyon lira çiftçiye ödenmedi. Buradan bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Hakkın olan, anayasal hakkın olan, yasal hakkın olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Tarım Kanunu'nun 21. maddesini uygulamayarak senin 26 milyar liralık hakkın elinden alındı. Sen de gideceksin, önümüzde seçimler olacak, gideceksin, oyunu kullanacaksın, hakkını vermeyenden hakkını demokratik yollarla soracaksın. Sormazsan elim iki yakanda olacak, onu da söyleyeyim. Elim iki yakanda olacak. Ve çiftçiler de borç batağında zaten. Onu da ayrıca ifade edeyim değerli arkadaşlarım. İşsizlikten söz ettik, ekonomik sıkıntıdan söz ettik. Bir AK Parti milletvekili diyor ki, 17 yıldır biz iktidardayız diyor. Ekonomide kriz yok diyor, işsizlik yok, yok diyor. Nereden çıktı bu diyor. Söyleyen bir Konya milletvekili. Allah akıl fikir versin. Ne söyleyeyim ben başka? 17 yıldır ya milletin neredeyse açlıktan nefesi kokacak ya. İşsizlik yok diyor ya. 88 milyonu aştı ya işsiz sayısı. Üniversite mezunları. Neredeyse yarısı işsiz kardeşlerim. Yarısı işsiz bunların. Adamın dünyadan haberi yok. Ve diyor ki iş var ama bunlar iş beğenmiyorlar diyor. İş bulsa çalışacaklar. Milyonlarca insan var. İş bulamıyorlar. Ama iş beğenmediklerini söylüyor. Eminim bu milletvekilinin tabii saraydan aldığı sufleyle bunu ifade ediyor. Bu milletvekili Konya'daki gazetelerinden de haberi yok. Bunu da gayet iyi biliyorum. Bakın, Konya Yeni Haber Gazetesi, 13 Eylül 2018. Personel alımı için Konya İşkur önünde devasa kuyruk. Yani 6 ay çalışmak için geçici yeri süpürmek, temizlemek, masaları temizlemek, odacılık yapmak için binlerce kişi kuyruğa girmiş. Devasa kuyruk diyor. Kim? Konya'daki gazete diyor. Ne zaman? 13 Eylül 2018'de diyor. Bu milletvekilinin bundan da haberi yok. Yine aynı şekilde 23 Eylül 2019 yani bu yıl daha yeni yani 2019'da Anadolu Telgraf gazetesi Konya'da yayınlanıyor. Konya'da 200 metrelik geçici iş kuyruğu diyor. Ve bunların dünyadan haberleri yok. Vatandaşın çektiği acılardan haberi yok. Bir işsizin çektiği sıkıntıdan haberi yok. İşsiz bir babanın, evine ekmek götüremeyen bir babanın, evine ekmek getiremeyen bir annenin yaşadığı dramdan bunların haberi yok. Bunlar ayrı telden çalıyorlar, vatandaş ayrı telden çalıyor. Asla akort tutmuyor, asla tutmuyor. Hepsi saraya kapılanmış vaziyetteler. Saraydan besleniyorlar. Vatandaşla hiçbir ilgileri kalmadı. Vatandaşla hiçbir dostlukları kalmadı. Gelip açık açık vatandaşa yalan söylüyorlar. Memlekette kriz yok diye. Pes ya. Bütün dünya söylüyor. İktidar kanadı söylüyor. Ama bu milletvekili krizin olmadığını söylüyor. Değerli arkadaşlarım, ekonomide sorun yaşıyoruz ama Türkiye terörden çok çekti. Onu da kabul edelim. 40 yıldır, 45 yıldır terör örgütlerinin bir anlamda çok sayıda eylemlerini gerçekleştirdikleri bir alana döndü Türkiye. PKK terör örgütü bir taraftan, IŞİD terör örgütü bir taraftan Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. IŞİD terör örgütü, bütün dünyanın dikkatle takip ettiği, Bağdadi öldürüldü. Ve bütün dünya acaba IŞİD terör örgütünden kurtulduk mu diye düşünüyor. Hayır. Hala unsurlar var. Türkiye'de 76 ilde IŞİD terör örgütünün örgütlendiğini biliyoruz. 76 ilde. Ve IŞİD terör örgütünün en büyük eylemlerini Türkiye'de yaptığını da biliyoruz. Demokratik bir ülkede Türkiye'de de yaptığını biliyoruz. Ulukışla'da, Niğde Ulukışla'da yol kontrolü yapan emniyet güçlerinden 3 kişi öldü, hayatını kaybetti. Bizim konsolosluğumuzu, Musul'daki başkonsolosluğumuzu aldılar. 103 gün tam, 101 gün. Oradaki memurları, başkonsolosu esir aldılar. 101 gün. En büyük eylemlerini de
gar saldırısında yaptılar. 104 kişi hayatını kaybetti gar saldırısında. Ama bütün bunlar olurken iktidar kanadı büyük ölçüde görmezden geldi. IŞİD terör örgütüdür uzun süre diyemediler. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? IŞİD terör örgütünden kaçan bir iktidarı vatandaşlarıma anlatmak için. Özellikle ülkücü kardeşlerimin, özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin dikkatle dinlemesini isterim. 14 Mart 2014. 14 Mart 2014. Dönemin Dışişleri Bakanı Süleyman Şah Türbesi, IŞİD o dönem çok yaygın, çok güçlü, insanları öldürerek, kadın, çoluk, çocuk demeden türbeleri, camileri yıkarak, yok ederek terör estiriyor. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu topraklar Türk topraklarıdır ve sınır ötesindeki tek toprağımızdır diyor dönemin Dışişleri Bakanı. Oraya kimseye müdahale ettirmeyiz diyor. 3 gün sonra, 17 Mart 2014, bu kez Milli Savunma Bakanı diyor. Süleyman Şah Karakolu'nun bulunduğu yer Türkiye toprağımızdır. Türk bayrağımız dalgalanır, askerlerimiz tarafından korunur. Kimse oraya bir şey yapmasın, yapmaya cesaret edemez diyor. 22 Mart 2014, 5 gün sonra, IŞİD YouTube kanalından bir bildiri yayınlıyor. Süleyman Şah Türkiye'yi açıkça tehdit ediyor. Süleyman Şah Türbesi'ni 3 gün içinde boşaltacaksınız diyor. Orayı yok edeceğiz. Yerle bir edeceğiz diyor. 3 günlük süre veriyoruz diyor size. Türk bayrağını 3 gün içinde türbeyi boşaltıp Türk bayrağını indirmedikleri takdirde türbeyi yerle bir edeceğiz diyorlar. Ne zaman? 22 Mart 2014'te. Evet. Milliyetçi kardeşlerim, ülkücü kardeşlerim, AK Parti'ye oy veren kardeşlerim, bir vatan toprağımız, bayrağımız dalgalanıyor. Bizim askerimiz var orada. IŞİD terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 3 günlük süre veriyor. 3 günlük. Boşalt, bayrağı indir, ben orayı alacağım diyor. Dönemin Başbakanı Erdoğan açıklama yapıyor. Süleyman Şah Türbesi'ne karşı bir yanlışlık olacak olursa, yanlışlık diyor bakın, bir saldırı demiyor, yanlışlık olacak olursa gereği neyse yapılacaktır. Bu topraklar bizim toprağımızdır, bu topraklarda yapılacak bir saldırı aynen Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır diyor. Doğru mu? Evet doğru. 28 Mart 2014 yine Milli Savunma Bakanı açıkça diyor bizim askerimize ve bayrağımıza saldırıyı asla kabul etmeyiz diye açıklama yapıyor. 1 Ekim 2014 yine bu arada Süleyman Şah Türbesi kuşatılıyor. IŞİD terör örgütü tarafından. Erdoğan şöyle diyor 1 Ekim 2014'te. Süleyman Şah'ın kuşatılması uydurma şeyler. Türbeye herhangi bir şey olması durumunda Türkiye'nin atacağı adım bellidir, hassasiyetimiz bellidir diyor. 3 Ekim 2014 dönemin başbakanı Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik iddiaların doğru olmadığını ifade ediyor. Ve 22 Şubat 2015 Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o dönemin hükümeti kendi topraklarından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıyor. IŞİD'e teslim ediyor. Bütün ülkücü kardeşlerime, kendisini milliyetçi olarak tanımlayan bütün kardeşlerime, vatanseverlik konusunda hiç endişe duymadım. Bütün AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bana dünyada kendi toprağını ve bayrağını, kendi türbesini bir terör örgütüne teslim edip kaçan başka bir devlet var mıdır? Bunu istiyorum ben. Başka bir devlet var mı? Evet. Arkasından da kahramanlık edebiyatı yapıyorlar. Hangi kahramanlık? Kime teslim ettin? IŞİD terör örgütüne. Eğer Türkiye o tarihte verdiği sözleri, yani kamuoyuna yaptığı açıklamaların arkasında dursaydı,
IŞİD terör örgütü bizim topraklarımıza ayak bastığı anda orduyu gönderip derslerini verselerdi bugün Orta Doğu'da çok farklı bir şey olacaktı. IŞİD terör örgütüne karşı en ciddi mücadeleyi veren ve insanlığı terör örgütünden koruyan bir devlet konumuna gelmiş olacak. Ama ne oldu? IŞİD terör örgütüne kendi topraklarını teslim ettiler. Ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar. Bana kızan adamın bayrak sevgisi yoktur. Bana kızan adamın vatan sevgisi yoktur. Ben bayrağımı ve vatanımı sevdiğim için bunları dillendiriyorum. Hiç kimse kendisine milliyetçilik ünvanı alıp da bir yerlere koyup bu ünvan benimdir demesin. Milliyetçilik farklı bir şeydir. Milliyetçilik yeri geldiğinde taşı toprağı için hayatını vermektir. Hayatını vermektir. Kendi vatan toprağına gidemiyorsun, teslim ediyorsun. Üstelik bir terör örgütüne teslim ediyorsun. Değerli arkadaşlarım, bu soruyu her ortamda soracağız. Bütün milletvekillerimi soracağım. Kendi toprağını bir terör örgütüne teslim edip kaçanlardan hesap soracağız. Kendi bayrağını terör örgütüne teslim edip kaçanlardan hesap soracağız. Bu bizim namus borcumuzdur. Ve biz bunu Cumhuriyet'in 96. yılını kutladığımız dönemde yapıyoruz. Ve bu bizim meşru hakkımız, meşru hakkımızı terk ediyoruz. Konsolosluğumuzu basıyor. Memurları esir ediyor. Tutsak. El koyuyor memurlar. Konsolosluğumuza el koyuyor. Ankara'da eylem yapıyor. Niğde'de eylem yapıyor. Gaziantep'te eylem yapıyor. Yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Ve en son toprağımıza, Suriye'deki toprağımıza el koyuyor. Bayrağımıza 3 günlük süre veriyor. İndirdin, indirmedinse el koyacağım diyor. Ve sen gidip kaçırıyorsun. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıyorsun. Bunu bütün milletin bilmesi lazım. Tek tek tarihlerini de verdi. Yaptığı konuşmaları da verdi. Herkesin bilmesi lazım. Olay sadece bu değil değerli arkadaşlarım. Cumhuriyetin kuruluşundaki en temel nokta şudur. Yani şöyle diyebilirim. Gazi Mustafa Kemal'in eğer çocuklarımızı anlatacaksak 2 temel noktasını anlatmak zorundayız. 2 temel çıkış noktası. Birisi siyasidir, birisi ekonomiktir. Siyasi nedir? Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der Gazi Mustafa Kemal. Bayrağımın altında özgürce yaşarım. Kimse bana müdahale edemez. Neden? Gücümü halktan alıyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve o milletin bir bayrağı vardır. İkincisi, bu egemenliğin, siyasal egemenliğin korunması için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var. Onu da ifade ediyor. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa bu bağımsızlığı uzun süre sürdüremezsiniz. O nedenle Cumhuriyeti kuranların ilk yaptıkları iş savaştan sonra Türkiye'yi sanayileştirmek olmuştur. Biz ne yaptık? O dönemde kurulan bütün fabrikaları ya sattık veya kapattık. En son verdiğimiz tank palet fabrikası. Orduya ait tank palet fabrikası. 20 milyar dolarlık tank palet fabrikası. Soru soruyorum. Cevap alamıyoruz. Hangi ihaleyle verdin BMC'ye? Hangi ihaleyle verdin? İhale ilanı nerede çıktı? Kimin iradesiyle sen o fabrikayı verdin oraya? Ve ticaret sicilinde bir değişiklik yapıyorlar. Daha önce yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri için yapmakta oldukları faaliyetleri aksatmamak kaydıyla diyor askeri fabrikalar ve tersaneler çalışır diyor. Sonra bunu çıkarıyorlar. Kim çıkarttı bunu? Neden çıkardılar bunu? Şimdi bu sorulara cevap alamadık. Grup başkan vekili arkadaşlarıma yine söylüyorum.
Bundan sonra kürsüye çıkacak her arkadaş, genel kurulda kürsüye çıkacak olan her arkadaş bu soruları soracak ve bu soruların cevabı alıncaya kadar devam edecekler. Çünkü cevap veremiyorlar. Bu sorulara cevap vermemek farklı bir şeydir. Şimdi bu sorulara yeni 3 soru daha ekliyorum. 3 soru daha. Devamı da gelecek. Bu tank palet işini sonuna kadar götüreceğiz. Bir askeri fabrikanın götürülüp bir yandaşa yasa dışı, ihalesiz peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız. Bakın 21 Ağustos 2019'da Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile BMC arasında bir protokol yapılır. İkili bir anlaşma. Tarih veriyor. 21 Ağustos 2019'da. Protokolün bir maddesi şöyle. Kar garantili anlaşma. Kar garanti. BMC'nin zarar etme şansı sıfır. Şöyle diyor. İş bu anlaşma kapsamında yüklenici tarafından yani BMC tarafından sağlanacak mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması ile ilgili maliyete %12,5 kar marjı uygulanması suretiyle belirlenecektir. Neyi getiriyorsa üstüne %12,5 kar ekleyip verecek. Kar garantili. İhalesiz. İhalesiz veriyorsunuz. Hiçbir yerde yayınlamıyorsunuz. Kime veriyorsunuz? BMC'ye veriyorsunuz. Devletin parasıyla üretim yapıyor. Ayrıca devletin para, devletin fabrikası. Devletin fabrikasında devletin parasıyla. Onunla ilgili de madde şu. Bu anlaşma kapsamında yükleniciden tedarik edilecek mal ve hizmetler için yani BMC'den tedarik edilecek mal ve hizmetler için hesaplanacak ilgili mal hizmet bedeli üzerinden %20 avans ödemesi yapılacaktır. Yani daha malı getiriyor, bir de %20'yi peşin vereceğiz. Beyefendi gidecek, mal alacak ondan. Kar garantisi veriyoruz. Hiç zarar etmiyor. %20 baştan para veriyoruz bu işi yaptığı. Ve daha acı olanı da şu. Bir başka madde. İdare, mal ve hizmetin tedariki kapsamında kullanılacak proje, teknik bilgi paketi, üretim bilgileri, yani know-how, üretim bilgileri, parantez içinde know-how yazmışlar ki bir yanlışlık olmasın, İngilizcesinde yazmışlar. Teknik çizimler, 3 boyutlu katı modeller ve veya teknik belgeleri yükleniciye, yani BMC'ye tam ve eksiksiz olarak iletmekle yükümlüdür. Yani bütün askeri sırları BMC'ye vereceğiz. Peki BMC, bu fabrikayı çalıştıran BMC'de kim var? Yönetim Katarlılar'da. Benim bilmediğim, sizin bilmediğiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan 600 milletvekilinin de bilmediği bütün sırlar Katar ordusu tarafından biliniyor. Şimdi ben yine AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerimin vicdanına seslenmek istiyorum. Ve ülkücü kardeşlerimin de vicdanına seslenmek istiyorum. En büyük, Avrupa'nın en büyük tank palet fabrikası. Avrupa'nın en büyük. Değeri 20 milyar lira. Bütün askeri sırlarla birlikte Katar ordusuna teslim edilmesini sen içine sindiriyor musun kardeşim? Ben buna isyan ediyorum. Acaba sen de itiraz ediyor musun? İsyan etmeni beklemiyorum. İtiraz ediyor musun? Bu memleket nasıl kuruldu? Bu vatan nasıl kuruldu? Katarlara mı teslim edeceğiz bunu? Yabancılara mı teslim edeceğiz bunu? Bu soruların cevabını bekliyorum. Bunları siz de dile getireceksiniz. Bir şey daha var. Sorularımız bitmedi. Biliyorsunuz 15 Temmuz şehit ve gazileri var. Bir vakıf vardı. Evet, geçen İstanbul'a giderken bir genç bir çocuk geldi yanıma. Ben dedi 15 Temmuz gazisiyim dedi. Sizin bütün samimiyetinize inanıyorum dedi. Emin olun CHP iktidarda olsaydı ve aynı olay olsaydı ben yine sokağa çıkacaktım. Bizim hakkımızı sadece sen savunuyorsun dedi.
Dedim ben değil, CHP savunuyor. Evet, paralar ne oldu? Bu konuda Murat Emir arkadaşımız gerekli araştırmaları yapıyor. Sabahleyin kendisini aradım Murat Bey. Dedim ki Murat Bey, yaptığımız konuşmalardan sonra bir şey oldu mu? Yani ya işte vakfın adresi şurası kardeşim, siz yanlış adrese gitmişsiniz diye bir şey oldu mu? Ya da ya resmi gazetede görmüşsünüz vakfın mal varlığı 10 milyon lira ama yani gerçek rakam 309 milyon muydu? 309 milyon lira. O para da şu bankada duruyor. Şu kadar da faizi çalıştı falan. Biz şu hazırlıkları yapıyoruz diye bir açıklama geldi mi? Hayır, hiçbir açıklama gelmedi diyor. Vakfın yönetim kurulu kim? Belli değil. Toplanan para nereye gitti? Belli değil. Parayı yediler mi? O da belli değil. Ya tüy bitmemiş yetimin hakkı bu para ya. Ya bu para 15 Temmuz şehit ve gazileri sokağa çıktılar. Hayatlarını verdiler. Gencecik pırıl pırıl insanlar öldüler bunlar ya. Ve bunlar için toplanan para bunlara verilmiyor. Nereye gidiyor bu para? Soruyorum, cevabı yok. Ben burada sormuştum. Ve CİMER için de arkadaşların yaptığı bir soru vardı. O soruya verilen cevap vardı. Cevapta diyordu ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na bildirilmiştir diyordu. Soruyorlar. Şehit ve Gaziler Vakfı için toplanan para ne oldu, nereye gitti vesaire falan filan diye İçişleri Bakanlığı'na bildirdik diyorlar. Ne zaman? 17-10 grup toplantısının dan önceydi bu. 12-12'de saat 12-12'de böyle bir açıklama yapıyorlar. Daha sonra benim grup toplantısından sonra diyorlar ki Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazışma değerlendirme süreci nedeniyle beklemeye alındı. İçişleri Bakanlığı tabii demiş benimle ne ilgisi var kardeşim ya? Niye benim adımı yazdınız? Değiştiriyorlar, beklemeye alındı diyorlar. Dolayısıyla biz herkesin hakkını, hukukunu korumak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin de şan ve şerefini korumak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün mazlum ülkelere kuruluş aşamasında örnek olmuş bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında olan insan Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak zorundadır. Şan ve şerefini korumak zorundadır. Kendisine, Erdoğan'a 7 soru sordum. 7 soru. Vatandaş adına sordum. Tüy bitmemiş yetim adına sordum. İşçi için, memur için, emekli için, sanayici için, işsiz için, çiftçi için, herkes için sordum. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu kadar aşağılayan bir mektup bizim tarihimizde yoktur. Başka ülkelerin tarihinde de yoktur. Ve bu mektubu sen neden kabul ettin dedi. 7 soru sordu. Beyefendi çok kızmış. Ayakları yere basmıyor. Havada geziyor. 7 soruyu ben kendim için sormuyorum. 82 milyon ve tarihimiz için soruyorum. Tarihimiz için. Tarih. Eğer tarih bilgileri varsa bu mektubu gönderen kişiye sen 82 milyon adına adam gibi cevap vermiyorsan o koltukta oturamazsın kardeşim. O koltuğa layık değilsin sen. 7 soruyu yine okuyorum. 1. Hiçbir şekilde diplomatik tamirlere uymayan ve hakaret dolu ifadeler içeren bu mektubu bu üslup kabul edilemez diyerek neden iade etmedin? Soru, neden iade etmedin kardeşim? Böyle bir üslup olmaz. Devletlerin geleneğinde yoktur ya. Burası herkesin gelip tokatlayacağı bir devlet mi kardeşim ya? 2. Okuduğunda bu ifadeleri nasıl hazmettin? Hazmedilecek ifadeler değil. Neden ve hangi korku, endişe ve ruh haliyle bu mektubu kabul ettin diyoruz. Nasıl kabul edersin sen bu mektubu ya? Bir de yalan uydurdular. Efendim o mektup geldi ama biz o ara işte bak cevabını verdik ne oldu? Barış Pınarı harekatını başladı. Halbuki mektup daha sonra geliyor. Çıktı ortaya o. Sonra baktılar o yalan.
Bir başka yalan. Efendim mektubu çöp sepetine attık diyorlar mektubu. Beyefendi şimdi giderken beraber götüreceğim. Diyor tabii. Diyor tabii yani. Götüreceğim diyor. O ayrı. Götürür mü götürmez mi o ayrı bir şey. Devletin arşivine girdi. Girdiği için ona cevap verilmesi lazım. Öyle aldım götürüyorum. Ha ne el ayak mı öpecek orada? Adam gibi buradan oturacaksın. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Washington'daki büyükelçimiz götürecek. Senin mektubunu verecek kardeşim. O zaman olur bu. Daha önemli soru. Hakaretler içeren bu mektubu anında iade etmediğin gibi kamuoyundan da gizledin. Neden? Niye milletten gizledin? Hangi gerekçeyle gizledin? Dördüncü soru. Bu mektubu Amerikalılar kamuoyuna duyurmasaydı üstünü örtecek, sessiz mi kalacaktı? Evet, üstünü örtecek ve sessiz kalacak. Bunun cevabını ben vereyim. Beşinci soru. Hakaretler içeren mektubun üstünü artık örtemeyeceğine göre milletin onurunu nasıl kurtaracak ve bu yakışıksız usluba Türkiye ve ABD arşivlerine girecek şekilde nasıl cevap vereceksin? Bunun da cevabını vereyim. Cevap veremez. Cevap veremez. Türkiye'nin şanıyla, şerefiyle bu adamın hiçbir ilgisi yoktur. Bir daha söylüyorum. Türkiye'nin şanıyla ve şerefiyle bu adamın hiçbir ilgisi yoktur. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Altıncı madde. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının anayasal görevidir. 82 milyonun huzurunda ettiğin yemini hatırlıyor musun? Yemini okuyayım. Anayasanın 103. maddesi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Şimdi soruyorum. Bu yemini hatırlıyor musun? Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılayan bir mektuba neden cevap vermiyorsun? Hangi gerekçeyle cevap vermiyorsun? Ve yedinci sorumuz. Ettiğin yeminde bahsi geçen namus ve şeref kavramları senin için neyi ifade etmektedir? Evet, neyi ifade etmektedir? Ben bu soruları sorduğum için bana kızıyorlar. Beni eleştiriyorlar. Efendim bunlar sorulur mu diyorlar. Kim soracak? Kim soracak? Soran adamı yakalıyorsun, doğru hapse atıyorsun. Cumhurbaşkanına hakaret. Ne hakareti kardeşim? Sıradan soru soruyoruz. Adam gibi soru soruyoruz. İnsan gibi soru soruyoruz. Türkiye'nin çıkarları için soruyoruz. Bu ülkenin çıkarları için soruyoruz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkenin böyle bir hakarete muhatap olması beyefendinin içine siniyor. Beyefendi bunların hepsini yedi yuttu. Benim içime sinmiyor. Ben 82 milyon adına konuşuyorum. O saray adına konuşuyor. Onun 82 milyondan haberi yok. O sarayda oturuyor. 82 milyon onun için yok. Onun için yok. Her türlü tehdide ve her türlü şantaja boyun eğen kişinin bu ülkeye faydası olmaz. Bu ülkeye faydası olmaz. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Oturumu kapatıyor, saygılar sunuyorum.